yaşımda sokağın ortasını demediğini bırakmadı ana. Rezil etti beni. Ya rezil olmak neymiş şimdi mi anladın? Yıllar evvel bu evden çekip gittiğinde aynı şeyi ben de yaşadım. Herif deme öyle. Ne etsin kız? Lafa karışma Lütfiye. Kızım için diyorum ben. Neden karışmayacağım? Kes sesini Lütfiye, kes. Susmayacağım. Yetti ama yaptıkların. Yıllardır kızımı göremedim ben senin yüzünden. Kes seni kadın. Baba! Ananın suçu yok. Ne yapıyorsun? Ne yaparsam yaparım. Sana mı soracağım? Burası benim evim. Evinde yerimiz olmadığını fazlasıyla anladım baba. Ha şunu bileydin. Gitme, dur Allah aşkına. Kızımı almaya geldim Nurullah Efendi. Bu evde sana verilecek kız yok. 15 yıl önce de yoktu, şimdi de yok. Emine gitti. Kapı önüne koyduğunda nereye gittiğini hiç düşündün mü Kadriye Hanım? Doğru konuş Kadriye Hanım'la. Babam yaşında adamsın. Sen karışma Rıza. Ben evlatlarıma hep sahip çıktım. Dövsem de sövsem de bağrıma basmayı bildim. Onlar hatalarıyla, sevaplarıyla benim evladım. Sen artık Emine'yi kızın olarak görmüyor olabilirsin Nurullah Efendi. Ama Emine benim kızım. Baba evidir. Siniri geçince gider alır geliriz. Kargaca kavgası her evde olur dedim. Ama sen baba değil misin? İki gün kızı evde tutmadın. Ben sana artık ne diyeyim? Gerekirse ben Maraş'ı karış karış arar, Emine'yi bulur alır götürür. Hadi Melek gidiyoruz. Sağ olasın kardeş. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Aylin. Az durak. Çok yoruldum.